Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi test 3 birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diye arkadaşlar bize sormuş. Şimdi ilk önce basamak sayılarına bakalım. Burası 6 basamaklı, burası da 6 basamaklı. Basamak sayıları eşit olduğu için en soldan kıyaslamayla başlayalım. 100 binler basamağında 2, burada da 2. 10 binler basamağında 1, burada da 1. Binler basamağında 2, burada 1 var. Buradaki 2 daha büyük olduğu için araya büyüktür gelmesi gerekiyordu. B'ye geldik. Basamak sayıları eşit. En soldan kıyaslamaya başlıyoruz. 6, 6. 100 binler basamağına baktım. 7, 7. 8, 8. 0, 0, 0, 0. Onlar basamağında da 0 var. Ama birler basamağında burada 0 var, burada 4 var. 4 daha büyük olduğu için arada büyüktür işareti olması gerekiyordu. C'ye geldim. Burası arkadaşlar 8 basamaklı, burası 7 basamaklı. Bu sayı arkadaşlar daha büyük olması gerekiyordu. Pardon, daha büyük. Dolayısıyla buradaki ifade doğru oldu. C şıkkımı işaretledim. Buraya geldik. Basamak sayıları eşit. En soldan karşılaştırmaya başlayalım. 6, 6, 0, 0, 1, 1. Ama bakın burada 2 var, 0 var. Dolayısıyla buranın büyük olması gerekiyordu. Doğru olan cevabım C şıkkında. Aşağıdakilerden hangisi 3.241.004 sayısından küçüktür? Arkadaşlar, bu 7 basamaklı bir sayı. Şıklardakilerin hepsi de 7 basamaklı bir sayı. Şimdi küçük olana bakıyoruz. A şıkkım büyük. B şıkkım, bakın, burada 2 varken burada 4 var. B şıkkım da büyük. C'ye geldim. Yüzler basamağında burada 0 varken burada 4 var. Dolayısıyla bu da büyük. Ama D şıkkım arkadaşlar bize verilen sayıdan küçüktür. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Basamak sayılarına bakıyorum. Hepsi eşit. Şimdi en soldan kıyaslamaya başlıyoruz. 6, 6, 6, 6. Milyonlar basamakları eşit. Yüz binler basamağına geldim. 7, 8, 7, 8. 7 olanlar elendi. B'ye geldim. 10 binler basamağına bakalım. 7, 7. Binler basamağına bakalım. 1, 1. Yüzler basamağına bakalım. 4'e 2. Bakın 4 daha büyük olduğu için en büyüğü B şıkkımda oldu. Rakamları farklı 7 basamaklı en küçük doğal sayıyı istemiş arkadaşlar bizden. Şimdi şıklarımıza ya da biz kendimiz yazalım. İlk önce arkadaşlar şöyle yapalım. 7 basamağı yazıyorum. Sayıları küçükten büyüğe doğru yerleştireceğim. En küçük rakamım 0'dır ama başa 0 gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla ilk başta 1 geldi. Sonra 2, 0, sonra 2, sonra 3, 4, 5, 6. Şıklarıma baktığım zaman doğru cevabım C şıkkımda oldu. Yukarıda verilen sayılara göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Basamak sayıları eşit. Şimdi milyonlar basamağından başlıyorum. 4, 4, 4. 100 binler basamağına geldim. 0, 0, 0. 10 binler basamağına geldim. 0, 0, 0. Binler basamağına geldim. 0, 0, 7. Bu arkadaşlar en büyüğü oldu. Devam ediyorum. Yüzler basamağında zaten bu elendi. Üçgende kareye karşılaştırıyorum. 0, 7. Bu arkadaşlar 0 olan en küçüğü oldu. Kare olan da ortancısı. Yani üçgen küçüktür, kare küçüktür, daire geldi. Karşılaştırmasına göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş arkadaşlar. Bu sayıdan küçük bir sayı olması gerekiyor. 723.461 sayımız bu. A şıkkım küçük, B şıkkım küçük, D şıkkım küçük ama C şıkkım büyük. Dolayısıyla C şıkkım yazılamaz. Rakamları farklı 8 basamaklı en küçük doğal sayının onlar basamağında hangi rakam vardır demiş arkadaşlar. Şimdi yazalım. 8 basamaklı.
Şimdi rakamlarımı da buraya yazacağım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya yazabileceğim en küçük rakamı yazacaktım normalde ama 0 olduğu için buraya 0 gelmez. 1'i yazdım. Sonra 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böylelikle onlar basamağındaki rakam 6 oldu. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı. Şimdi basamak sayıları eşit. En soldan karşılaştırmaya başlayalım. 1, 1, 4, 4. Üçgen var, 5 var. Yüzler basamağını atlayalım. 5, 5, 6, 6, 1, 1. Geriye kalan rakamların hepsi eşit olduğu için arkadaşlar. Ve burası küçük olduğu için üçgen 5'ten küçük oluyor. Yani üçgen yerine 4, 3, 2, 1, 0 rakamları yazılabilir arkadaşlar. Bunları toplayalım. Ve burası 10 olarak geldi. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Basamak sayıları eşit. 6, 6. Üçgen 4 var. Devam edelim. Yüz binler basamağına geldim. 2, 4 var. Şimdi arkadaşlar eğer buradaki sayı eşit olsaydı ya da daha küçük olsaydı zaten burası küçüktür oluyordu. Dolayısıyla benim buradaki sayım 4'ten büyük olmak zorunda. Yani 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından birisini alır ama 4 yazılamaz. Sayısının çözümlenişi yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üçgen sayısından küçüktür? İlk önce üçgen sayısına bakalım. 4 milyonluk 6 binlik. Küçük olana bakıyoruz. Burası büyüktür. Burası büyüktür. Burası büyüktür. B şıkkımdaki küçüktür. Bölüklerindeki sayıları yukarıda verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisinden büyüktür? Sayı yazalım. 2 milyon 63 bin 123. Hangisinden büyüktür diye soruyor arkadaşlar. Bakın 26 milyonla başlıyor buradan küçüktür. 20 milyonla başlıyor buradan küçüktür. 2 milyon 163 bin diyor. Bizimki 63 bin olduğu için buradan da küçüktür. Ama bu sayıdan büyüktür. Okunuşu 3 milyon olan sayı aşağıdakilerden hangisinden küçüktür? Arkadaşlar 3 milyon sayımız bu. Hangisinden küçüktür demiş. Bundan büyük, bundan büyük, bununla eşit, bundan ise küçük oluyor. Rakamları kullanılarak yazılabilecek 7 basamaklı en küçük doğal sayıyı istemiş bizden. 7 basamaklı en küçük doğal sayı. Şimdi yazabileceğim en küçük rakam burada 0. Ama buraya 0 gelmez dolayısıyla 2'yi yazdım. Şimdi 0 yazabilirim. 0, 3, 4, 5, 6, 7. Böylelikle 2 milyon 34 bin 567 olarak geldi. Sayfamı temizleyip 14. soruma geçiyorum. Yukarıda verilen karşılaştırmada üçgen yerine yazılacak rakamları farklı en büyük doğal sayıyı oluşturan rakamların sayı değerleri toplamını istemiş. Arkadaşlar buraya yazılabilecek rakamları farklı en büyük sayımız şöyle yazalım. 500, 980.760. Normalde buraya 5 gelirdi ama rakamları farklı dediği için 4 geldi. Bunları rakamlarını toplayalım. Ve de cevabım 39 olarak gelir. Rakamları farklı 9 basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı. Kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi rakamları farklı 9 basamaklı en büyük doğal sayı. 987 milyon 654 bin 321. Binler bölündeki rakamların basamak değerleri toplamı 600 bin
Burası 50 bin. Dördün de basamak değeri 4000. Toplayalım. 654.000 olarak geldi doğru cevabım. 7, 8, 1, 2, 4, 9, 3 rakamlarını birer kez kullanarak 4 milyondan büyük en küçük sayı yazıldığında 10 binler basamağında hangi rakam olur? Arkadaşlar 4 milyondan büyük en küçük sayı yazacağız. Yani milyonlar basamağında 4 yazdık. Şimdi rakamları 4 eleyelim. Rakamları küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 1, 2, 3, 7, 8, 9. 10 binler basamağında ise 2 rakamı olmuş oldu. Sayı değerleri toplamı 20 olan 9 basamaklı en büyük doğal sayının milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamını istemiş bizden. Arkadaşlar sayı değerleri 20. Yani o sayıyı oluşturan rakamların toplamı 20 olacak. 9 basamaklı en büyük doğal sayı olacak. 9, 9. Eğer buraya 9 yazarsam 27'yi geçiyor. Şu an 18 oldu. Buraya 2 yazdım. Geriye kalan tüm basamaklara 0'ı yazdım. Bizden ne istedi? Milyonlar bölündeki rakamların sayı değerleri toplamını istedi. Buranın toplamı 20 olarak geldi. 236.328.425 sayısının bölükleri kendi arasında yer değiştirerek oluşturabilecekleri en büyük sayı elde edilecektir demiş arkadaşlar. Buna göre elde edilen sayının 10 milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaç olur? Şimdi sayımız 236.328.425. Bölükler yer değiştirecek. 236, 328, 425. En büyük bölük 425 oldu. En küçüğü 236 oldu. Bu ikisi yer değiştirsin. 425 milyon 328 bin 236. 10 milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri 20 milyon olarak geldi. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.